Bugün Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Bütün dünya bilsin ki, sabah da Azerbaycan'ın yanında yer alacağıq. Bunu Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Milli Məclisdə çıxışı zamanı deyib. Gözlerini kırpmadan vatan için, Karabağ için, Karabağ'ın azatlığı için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik ediyorum. Şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu kutlu vatan savaşı döneminde Türkiye hem devlet hem de millet olarak tüm kalbiyle Azerbaycan'ın yanında yer almıştır. Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki inşallah yarın da yanında yer alacağız. Qarabağa dünənki səfərindən danışan Türkiyə Prezidenti ermənilərin hər yeri dağıtdıqlarını bildirib. Deyib ki, onların tarmar etdiyi yerləri Azərbaycan yenidən inşa edir. İşte dün yol boyunca buraların halini gördük. Buralarını hale getirmişler. Buraları nasıl bombalayıp yakıp yıkmışlar. Bunlar gelirken işgalci, giderken ise tarumar ediciydi. Sadece bu davranış bile Karabağ'ın kimin vatanı olduğunu göstermeye yeter. Azerbaycanlılar 30 yıl önce Karabağ'dan çıkmak mecburiyetinde kaldıklarında hiçbir yeri yıkmadılar. Hiçbir evi ateşe vermediler. Çünkü insan kendi yuvasını yıkamaz. Kendi vatanını ateşe veremez. Ama Karabağ onların vatanı olmadığı için her şeyi yakarak, yıkarak gittiler. Onların yaktıkları köyleri, yıktıkları şehirleri Azerbaycan şimdi tekrar yeniden inşa ediyor. Ve beraber inşallah buraları inşa edeceğiz ve yeni bir Karabağ meydana getireceğiz. Türkiye Prezidentinin sözlərinə görə Qarabağ zəfərinin Azərbaycan və dünyaya gətirəcəyi faydalar zaman keçdikcə hiss olunacaq. Ermənistan Azərbaycanla problemlərini həll etdikcə Türkiyə də lazımi addımlar atacaq. Qarabağın azad edilməsi Azərbaycanın bağımsız geçən 30 yılının ən önəmli hadisəsidir. Bu zəfərlə Qafqaslarda kanayan bir yara kapanmış, bölgede kalıcı barış ve huzur için büyük bir fırsat doğmuştur. Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil, Ermenistan'da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, hatta tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Üstelik tüm bu gelişmeler Azerbaycan'la birlikte Ermenistan içinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Mesela Zengezur koridorunda çalışmaya başlayacak demir yoluyla Ermeniler de kolayca Moskova'ya ve tüm dünyaya ulaşabilecekler. Böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir. Kardeşimle birlikte teklifimizi yaptık. Neydi teklifimiz? Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan. Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükunet meydana gelsin.